Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlül ukdeten min nisani yefkahu kavli amma ba'd. Felsefeye göre doğru bilgi yoktur. Ama bu da bir bilgidir. Demek doğru bilgi vardır. Değil mi? Üstad Hazretleri şöyle diyor. Nefi nef ispattır. Yani yok yok ise o vardır diyor. Hani matematikte eksiyle eksiyi çarpsanız ne olur? Artı olur. Demek ki felsefeye göre doğru bilgi vardır. Şimdi o doğru bilgileri biraz birlikte irdeleyelim. O bilgiyi bayağı bir araştırma serüvenine girişmişler. O araştırma serüveninden kimileri şu cümleyi söylemiş. Tamam ama doğru bilgiyi biz bilimle elde ediyoruz. Ve bilime göre Allah Azze ve Celle'nin varlığı ispatlanamaz demişler. Şimdi bir cihette doğru. Allah'ın varlığı veyahut yokluğu laboratuvar ortamında ispatlanabilir mi? Yani Allah Azze ve Celle'yi laboratuvar ortamına sıkıştırabilir misin? Sıkıştıramazsın. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle yarattığı şeylere sıkıştırılamayacağından yarattığı şeylerle de ispat edilemez. Mesela şu yarattığı şeylere sığmama meselesini bir anlatalım. Hani insanlar sürekli sorar ya, Allah haşa bizi yaratmadan önce ne yapıyordu derler. Yani Allah Azze ve Celle'yi bir zaman skalasına sıkıştırmaya çalışırlar. Doğru mu? Halbuki zamansızlık ve mekansızlığın olduğu bir yere hitaben önce ver sonra sorusunu sormak abestir. Neden? Zamanı yaratan Allah olduğu için zamandan etkilenmez. Mesela şöyle bir soru sorsak. Haşa Allah ıslanır mı desek? Ne dersiniz? Haşa olur mu öyle şey dersiniz? Neden? Çünkü suyu, sıvıyı ve ıslaklığı yaratan Allah'tır. Allah da yarattığı bir şeyden etkilenmeyeceğinden ve ona benzemeyeceğinden haşa Allah ıslanır mı diye bir soru abestir. Aynı soruyu soralım. Allah bizi yaratmadan önce ne yapıyordu dersek gene olmadı. Çünkü yarattığı bir şeyle Allah Azze ve Celle değerlendirilemez. Demek ki Allah'ın varlığı veya yokluğu laboratuvar ortamında ispatlanamaz. Şimdi ispatı konuştuk. Bir de delili konuşalım. Yalnız Allah'ın varlığına kainattaki atom adedince ne vardır? Delil vardır. Ama yokluğuna ise bir tane delili bulamazsın. Niye bulamazsın? Çünkü yokluk ispatlanamaz. Allah'ın yokluğuna bir delil bulamazsın. Çünkü yokluk ispatlanamaz. Mesela şu hanede bile şunun birisi var olup olmadığını sorsa bir delil varlığına yeter mi? Yeter. Yine bu termosun varlığı ve yokluğu sorulsa yok olduğunu ispatlamak için bütün binayı karış karış gezmek lazım. Şimdi bir şeyin evrendeki varlığı için bir delil yeterken, işte bak var diyebilmişken, yokluğu için bütün evreni gezip karış karış bakmak şart olduğu için yokluk ispatlanamaz. Bu yüzden Allah'ın yokluğuna inananların kullandığı argümanlar deliller üstüne değildir, eleştiriler üstünedir. Ne gibi? Yani temeli bilmediklerinden, dini bilmediklerinden dolayı İslam'ın ritüellerini eleştirmekten öteye bir türlü gidememişler. İşte namaz neden böyle? Oruç niye şöyle demişler? Allah varsa yeryüzünde neden kötülük var demişler. Şey de çok enteresan değil mi? Yani yokluğuna inandığın bir yaratıcıyı sorguluyorsun. Çok enteresan değil mi? Yani bu itikadi bir bozukluk. Yani hani yokluğun da itikadına aykırı bir şey. Yokluğuna inandığın bir yaratıcıyı sorgulamak ne kadar enteresan. Yani Allah varsa kötülük neden var demişler. Allah Azze ve Celle varsa hastalık neden var demişler. Burada da çok enteresan bir abes var. Olayı anladınız değil mi yani? Allah Azze ve Celle'nin yokluğuna dair en ufak bir delil bulunamayacağından dolayı Allah'ın yokluğuna inananlar, o da bir inanç sistemidir. Allah'ın yokluğuna inananlar hangi metodu seçmişler? Eleştiri. Anlaşılmayan yani dini temel bilgileri olmadığından dolayı anlaşılmayan dini ritüelleri sorgulama yoluna gitmişler. Yani memnuniyetsizlik var. Aslında yokluğa bir delil var mı? Yok. Bu sürecin devamında da bazı inançsızlık çeşitleri ortaya çıkmış. Onları da konuşalım. Ateizm, deizm, agnostizm. Bu sorgulamanın sonunda bazı inançsızlık çeşitleri ortaya çıkar. Onları bir inceleyelim. Birincisi ateizm. Ateizm kelimesi Yunanca'ya dayanıyor. Theos, onların dilinde tanrı demek. O zaman ateos ne oluyor? Tanrısız manasına geliyor. Hani biz normal, anormal diyoruz ya. Onlar da o şekilde söylüyorlar. Ve bir yaratıcının varlığını tamamen
İnkar ediyorlar. İnkarın bir çeşidi bu. İnkarın bir diğer çeşidine de deizm diyorlar. Deizm kelimesi de Latince'ye dayanıyor. Bu sefer de Deus onların dilinde tanrı demek oluyor. Yani şunu demek istiyorlar. Bir Allah vardır ama din yoktur. Neden bunu söylüyorlar? Yani beni bağlayıcı bir şey olamaz diyorlar. Kainat yasalara bağlı bir şekilde devam eder diyorlar. Yani kainattaki düzeni sağlayan nedir? Yasaların kendisidir. İki hidrojen, bir oksijen el ele tutup senin faydan için, hayrın için bir suyu oluşturuyor. Bunlar hep yasalara bağlıdır diyor. Şöyle bir soru geliyor mu aklınıza? Şimdi bu yasayı koyan su ise, bak düşün eldeki güç nasıl? Yasa koyuyor ya. Bu su, affedersiniz kirli ağzımızı çalkalamamıza müsaade eder mi? Biraz kirlenen tuvaletimizi temizlememize müsaade eder mi? Bak sudaki kuvvet, nasıl kuvvet var suda? Yasa koyuyor, yasa. Ama aynı su, değil mi? Sizin dükkanı neyle temizliyorsunuz Murat? Suyla, bak. Senin dükkanın kirinin temizlenmesine, kendisinin kullanılmasına müsaade ediyor. Yani ne kadar mantıksız oluyor değil mi? Yani bunun temelinde de aman benim hayatıma müdahale edilmesin var. Yani şunu düşünmüşler, hem Allah var diyeyim hem de gönlümce yaşayayım demişler. Çünkü günahların varlığı insanı tedirgin eder, bir disipline eder. Bu yüzden de günahların yokluğunu umarak böyle bir itikada girmişler. Ve bu deizm inancında zayıf bir emareyi delil gibi görmüşler. İşte az önce söylediğim gibi, şimdi birazdan da işleyeceğiz. Mesela insanın vücudunun belinde neden şu kemik var, bu kemik olmasa da olurmuş gibi. Neden olduğunu birazdan göreceğiz. Böyle zayıf bir emareyi almışlar. Haşa Allah'ın yokluğuna büyük bir delil gibi sunmuşlar. Şunu dememişler. Bu kainatı o Allah yarattıysa, hem de böyle kudretli yarattıysa, böyle sanatlı yarattıysa, başıboş bırakır mıyız? Sen dükkanını başıboş bırakıyor musun? Bırakmıyorsun değil mi? Yetişemediğin dükkana bile ne koyuyorsun? Müdür koyuyorsun. Bu sefer müdürü denetliyorsun. Tabii Allah Azze ve Celle'nin gücü namütenahi olduğundan bir idareci koymaya ihtiyacı yoktur. Bir anda gezegenleri çevirir, bir anda hücrelerimizle oynar, bir anda fili, bir anda karıncayı idare eder. Bunu yaparken güneş sistemini de elinde tesbih tanesi gibi çevirir, doğru mu? Allah Allah, şunu dememişler. Bu kainatı böyle ortaya koyan, böyle sanatlı yaratan bir teşekkür beklemez mi? Bak bak ne kadar basit değil mi? Aslında felsefenin kullanacağı alan burası değil mi? Bu kainatı böyle yaratanın amacı kendini tanıttırmak değil midir? Bakın kainatın temel amacı. Allah Azze ve Celle neden bu kadar çeşit çeşit, dizaynlı, en ince zevklerimize hitap edecek şekilde, bütün ihtiyaçlarımıza karşılık verecek şekilde bu kainatı böyle dakik bir şekilde yaratmıştır? Asıl amaç kendini bize tanıtmak istemesi. Öyle diyor. Bir kutsi hadiste diyor ki ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Şimdi bak şunu bir sorgulayalım. Hani Allah Azze ve Celle ne yapıyordu bütün kainatı yaratarak? Kendini tanıtıyordu. Kainat deyince sadece maddeyi düşünüyor musunuz? Güneş, bulut, ay, tamam. Ama senin duygular ne olacak? Ben seviyorum, bu nereden geldi? Nereden geldi? Ben öfkeleniyorum, bu nereden geldi? Paylaştıkça mutlu oluyoruz. Bu duygular nereden geldi? Bak şimdi, bir gün adamın birinin hesabına milyar milyar para yatsa. Bak bak nasıl gülüyorlar hemen. Ya. Bir gün adamın birinin hesabına milyar milyar para yatsa. Banka arayıp sorar mı bu para nereden geldi hemşerim diye? Sorar değil mi? Banka sorduğunda da adam dese ki bu para bana maymundan geldi. İnanır mı bankacı? İnanmaz. Neden? Çünkü maymunda böyle bir para yok. Maymunda böyle bir para olmadığından sana da veremez. Şimdi bendeki duygulara bak. Seviyorum. Allah Allah. İştahlanıyorum. Hırs yapıyorum. Öfkeleniyorum. Özlüyorum. Üzülüyorum. Öyle mi? Şimdi bu duygular nereden gelmiş olabilir? Bu duygular maymunda yok. Maddede yok. Elementte yok. Atomda yok. Peki bu duygular nereden geldi? Bu duyguların sonsuz sahibinden, yani Allah'ın şuunat-ı ilahisi dediğimiz ilahi halleri diyoruz değil mi? Bu duyguların sonsuz sahibinden bize ikram edildi. Demek ki sen böyle üzücü bir olay görüp acıdığında şunu demen lazım. Ben acıyabiliyorsam bu duyguyu bana veren sonsuz rahmet ediyor demektir. Çünkü bu duygu bana bir yerden gelmek zorundadır. Allah Allah. Demek ki deizm de yani bu noktaların hepsini es geçmiş. Allah Azze ve Celle kainatı kurup bir saat gibi yaratmış deyip bu hikmetlerin her birisinin üstünü örtmüştür. Bir diğer inançsızlık çeşidi daha var. O da agnostizm diye geçiyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin varlığı ya da yokluğu bilinemez diye ortaya böyle bir denklem atmışlar. Yine bütün kainattaki masrafı, ince güzellikleri, damağıma uygun lezzetleri, kalbime uygun dostlukların her birini ne yapmışlar? Silip bir köşeye atmışlar. Kabulü Adem ve Adem'i kabul.
Şimdi neden bu hale insan gelir diye sorduğumuzda Üstad Hazretleri'nin iki tane inanılmaz tabiri. Kabulü Adem, Adem'i kabul. Bunu bir ufak anlatayım. Şimdi Arapçada şöyle okuduğunuzu tersinden Türkçe'ye çevirirseniz isim tamlamalarında biraz rahat edebilirsiniz. İlk kelime ne dedik? Kabulü Adem. Yani yokluğu kabul. Yok ya, ben yokluk kabul ediyorum. Birincisinde ne var? Bir inat var. İkinci kelime ne dedik? Adem'i kabul. Yani kabul yok. Bunda da bir lakaytlık var farkındaysanız. Birinciden başlayalım. Birincisi kabulü Adem. Birinci neydi? Kabulü Adem. Yani yokluğu kabul etmek. Bunda bir inatlaşma vardır ve bu itikada sahip ancak yüzde bir insan vardır. Yani Allah yoktur diye inat eden insan kitlesi ne kadardır? Yüzde birdir. Bütün varlıklarını Allah Azze ve Celle'nin yokluğunu ispatlamaya adamışlardır. Bunu bir meslek olarak almışlardır ve bu noktada bir inada girmişlerdir. Bu insan popülasyonu kaç? Yüzde bir. Mesela örnek verelim, Richard Dawkins gibi bir zihniyet. Ne diyor? Tanrı Yanılsaması diye bir kitap oluşturuyor. Bütün hayatını neye adamaya çalışıyor? Allah'ın yokluğunu ispatlamaya adamaya çalışmış. Ama bu görüş ne kadar var dedik yeryüzünde? Yüzde bir. İnanmayan insanların %99'u ise ikinci görüşten dolayı inanmıyor. Ne demiştik ona da? Ademi kabul. Yani böyle ihtiyaç hissetmediğinden veyahut lakaytlıktan veyahut bu dünyanın bu şekilde yaşaması benlikten kaynaklı, bu şekilde yaşaması onun hoşuna gittiğinden dolayı yaratıcıyı aramaya ihtiyaç hissetmemişler. İnsanlığın %99'u bu halde. 2010'da Avustralya'da bir anket yapıyorlar ve insanların %39'u ya ben bir şeye inanmıyorum, böyle bir şeye ihtiyaç hissetmedim diyor. Sadece Avustralya'da. Düşünebiliyor musunuz? %39'u. Üstad Hazretleri bunlara müteahhir kalmış diyorlar, yani arada kalmış diyorlar. İşte bu insanlar, bu %99'luk zümre güzel bir tebliğ olsa, güzel bir temsil olsa, güzel bir dokunuş olsa ulaşılabilir mi? Tabii ki de ulaşabilir. Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberlik geldiğinde etrafında inanan kaç kişi vardı? Sıfır. Her birisine teker teker bu hakikatleri anlattı. Ve onların birçoğu, yahu demek bizim ruhumuzun aradığı buymuş dediler. Cinayet ve fail. Bir cinayet işlenmiş. Polis olay yerine gelmiş. Delilleri araştırır mı? Araştırır. Soru. Polis delilleri araştırarak faili bulamayabilir mi? Evet, bulamayabilir. Peki polis bu sahneyi görse, delil yani ortada bir ceset var, o da bir delil. Fail yoktur diyebilir mi? Mümkün değil diyemez. Neden? Fail yok demek olay yok demek. Kainatta, evrende bu kadar olay varken bir insan delillere bakaraktan hadi faili bulamamış olabilir. Bu dersleri onun için yapıyoruz zaten. Faili bulalım ve bilelim diye. Ama fail yoktur demek akıl tutulması demektir. Neden? Ortada ayan beyan delil var. Allah Allah. Şimdi şu delillere bakaraktan faili hem bulalım hem de bilelim, yani tanıyalım. O delillerin en başına dönecek olsak, ta en başına, t eşittir sıfıra, yani zamanın bile başlangıcına dönecek olsak, neresi oluyor o delil? Big Bang oluyor. Yani evrenin oluşumunda rol oynayan büyük patlama oluyor. Evet, Big Bang, kozalite. Bu kozalite tabiri çok önemli. Bence dikkat etsek iyi olur. Kozalite demek nedensellik demek. Yani özet olarak şu, sonucu olan her şeyin nedeni vardır. Bak, sonucu olan her şeyin nedeni vardır. Yani sonuç olarak su kaynıyorsa neden olarak ne deriz? Demek 100 dereceye ulaşmış deriz. Sonuç olarak hava kararmışsa neden olarak ne deriz? Demek ki güneş batmış deriz. Sonuç olarak yağmur yağıyorsa neden ne var deriz? Bulut var deriz. Allah Allah. Birazdan da diyeceğiz ki sonuç olarak şu evren gözümüzün önündeyse, hani az önceki ceset fail örneğini düşünün. Sonuç olarak evren gözümüzün önündeyse, Big Bang bile bir sonuçsa, sonradan yaratılan her şey sonuçtur. Bu evrenin, sonradan olan evrenin her birisine lazım olan bir neden, bir sebep şarttır. İşte buna kozalite deniyor. Neden sonuç ilişkisi? Bütün evrenin bir sebebe bağlı olduğunu Big Bang'ten başlayarak inceleyelim. Evet, Big Bang ve evrenin genişlemesi. Parantez içinde Zariyat 47 de diyebilirsiniz. Şimdi çok iyi dinleyin, çok. Çok iyi dinleyin. Bilinen ve gözlemlenilen evren 93
milyar ışık yılı çapında. Allah Allah. Anladınız mı? Anlaşılmıyor değil mi? Bilinen ve gözlemlenen evren 93 milyar ışık yılı çapında. Bu evren 13.8 milyar yıl önce Big Bang ile oluşuyor. Ama biz Big Bang'e ne diyeceğiz? Sebep mi sonuç mu? Sonuç diyeceğiz. Ve sebebini arayacağız birlikte. Peki Big Bang ile oluşan evrenin genişlediği nasıl tespit edilmiş? Amerikalı astronom Edwin Hubble bir dev teleskop yapıyor. Teleskopla yıldızları, galaksileri incelerken hem onların birbirinden uzaklaştığını hem de bizden uzaklaştığını keşfediyor. Ve diyor ki, demek ki evren genişlemeye devam ediyor diyor. Bir süre şeyi bekliyorlar. Bütün kütleler belli bir yere oturacak. Yani o çekim m1 çarpı m2 bölü d kare. O mesafeler oturacak, çekim güçleri oturacak ve sabit kalacak diye bekliyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki hayır hayır. Aksine genişlemesi artarak devam ediyor. Onun sebebi de kara deliklerdeki büyük enerji. Kara delikte büyük enerji olunca çekmeye ve evreni genişletmeye devam ediyor. Bu enerji bir gün bitecek mi? Evet, bitecek. Bir gün evrendeki enerji bitince de büyük donma diye tabir edilen bizim bildiğimiz kıyamet gerçekleşecek. Şimdi bu anlattığım enteresan bilgi 20. yüzyılda keşfedilmiş. Evrenin genişlediği. Ne detaylı bir mesele değil mi? Ne enteresan bir mesele değil mi? 20. yüzyılda. Gelin görün ki 14 yüzyıl önce, Allah Allah, 14 asır önce bu bilgi okuma yazma bilmeyen bir zat tarafından aleyhissalatü vesselam harfi harfine verilmiş. Nerede geçiyor biliyor musunuz? Zariyat 47'de geçiyor. Bak ne diyor, bak bak. 14 asır önceki tabire bakar mısın? Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz. Allah Allah. İnsanların 20. yüzyılda keşfettiği bir bilgi 14 asır önce harfi harfine söylenmişse demek ki bu bilgiyi nakleden bu Big Bang'e de sebep olanla aynı zattır. Biz ona Allah Azze ve Celle diyoruz. Demek ki bu bilgiyi bize ulaştıran zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mutlaka ilahi mesaj alan, vahiy alan Allah'ın elçisi olmak zorundadır. Demek ki o zatın, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu bilgiyi okuduğu kitap, 20. yüzyılda keşfedilen bilgi 14 asır önce, okuduğu kitap ilahi kelamlarla bezenmiş bir kitap olmak zorundadır. Biz de ona Kur'an-ı Kerim diyoruz. Nasıl birbirine bağlıyor görüyor musun olayı? Allah Allah. Big Bang ve zaman. Genişleyen evrenin bir sebebi olduğu gibi, çünkü bir yerden başlamış değil mi? Big Bang denilmiş ve büyük patlama yaşanmış. Big Bang'in başına da T eşittir sıfır diyorlar. Yani zamanın başlangıcı diyorlar. Demek ki zaman da ezeli bir şey değil. Demek ki zamanın da başlangıcı vardır. Big Bang sonuçsa, zaman da bir sonuçsa, insanın aklı şunu söyler. Bu sonuçların hakiki sebebi nedir? Bu sonuçları yaratan müsebbibül esbab acaba kimdir? Düz mantıka basit yani. Allah Allah. Big Bang'den önce ne vardı? Araştırmışlar, demişler acaba bu Big Bang'den önce bir şey var mıydı? Ulaşılan Planck sınırı denilen bir hadiseye ulaşmışlar. Ondan öteye de gidememişler. Ve karar vermişler. Big Bang dediğimiz büyük patlama yokluk aleminden varlık alemine bir çıkıştır demişler. Çok güzel bir tabir var Big Bang ile ilgili. Sıfır hacim yani yok, sonsuz yoğunluk. Nasıl? Allah Allah, büyük patlamanın tabirine bak. Sıfır hacim, sonsuz yoğunluk. Kainatta ömrü en uzun olan element protondur. Onun da ömrüne baktıklarında 30 milyar yıl demişler. O zaman şunu rahatlıkla diyebilir miyiz? Başlangıcı olan her şeye bir sebep gerekir. Peki bu evren, bu muazzam yaratılışın asıl sebebi kimdir? İşte biz o müsebbibül esbaba Allah Azze ve Celle diyoruz. Şimdi biz portakaldan, armuttan, bir böcekten, bir kuştan etkileniyoruz ama biz onu etkilenirken evrende dönen sistem değil mi? Allah Allah, hayret verici. Big Bang sonrası düzen örnekleri. İbrahim abi, bir bomba imha uzmanı olarak kaç yılın geçmişti o şekilde? 29 yıl. 29 yıl bomba imha uzmanlığı yaptın. Sana sormak istiyoruz. Bir patlama sonucunda hiç düzen oluştuğuna şahit oldun mu? Olmadı. Olmadı değil mi abi? Her yer ne oldu? Kaos değil mi? Evet. Karma karışık. Hep tarifti. Hiç düzen olmadı.
300 kiloyla iki kamyon falan rahat gömülürdü içine. Yani patlamanın şiddetiyle çukur oluşuyor. Çukurun içerisinde de iki kamyon falan rahat girerdi yani. Allah Allah. Bir mahalleyi tahrip eder mi o patlama? Zincirleme eder. Şimdi patlamalardan sonra düzen oluştuğuna hiç kimse şahit olmamış. Bilir kişiye de sorduk. Patlamalardan sonra ne oluşur? Kaos oluşur. Ama gelin görün ki Big Bang'den sonra, yani büyük patlamadan sonra milimi milimine oluşan bir düzen seyredeceğiz. O düzenin adı evrendir. Güneş ve Samanyolu galaksisi. Şu Big Bang'den sonra oluşan düzenleri hayranlıkla bir izleyelim. Güneş ve Samanyolu galaksisi. Samanyolu galaksisinin çapı 100 bin ışık yılı. Çapı. Bunun gibi milyarlarca galaksi var evrende. Bizim içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin çapı 100 bin ışık yılı. Yani 100 bin ışık yılı seyahat etsek bir anda evrenin içerisinde bir karanlıkta kaybolacağız. 4 milyon yıl seyahat etsek Andromeda denen başka bir galaksiye geleceğiz ve şöyle bahsediliyor. Sadece Andromeda'da 1 milyar yıldız var diyorlar. 1 milyar yıldız. 1 milyar boncuk versem, tesbih yap, ipe dizlesem mümkün değil, değil mi? 1 milyar, yani Allah Azze ve Celle'nin ihata edilemeyen namütenayi kudretini görebiliyor musun? Allah Allah. Samanyolu içindeki yıldızımız olan Güneş. Dünyadan 150 milyon kilometre ötede. Dünya ile Güneş arası ne kadar? 150 milyon kilometre. Bu ne demek biliyor musunuz? Güneşten çıkan bir ışık bize 8 dakikada varıyor demek. Yani siz şöyle semaya bakıp güneşi görüyorsunuz ya. O an gördüğünüz güneş 8 dakika öncenin güneşi. Geçmişteki güneşi görüyorsunuz. Çünkü ışığın bize varması, görüntünün, suretin bize varması 8 dakika sonra. Allah Allah. Baktığımız güneş neymiş? 8 dakika önceki güneş. O bizim güneşimiz. Samanyolu galaksisinin içindeki güneşimiz. Samanyolu galaksisinin merkezinde kara deliğin çekim gücü yüksek demiştik ya. O kara deliklerin etrafında 795 bin kilometre hızla ilerliyor. Arabada 200 kilometre yaptığınızdaki paniğinizi hatırlayın. 200 kilometre yapınca. Uçakta 600-700 kilometre ile giderken ki halinizi düşünün. Herhalde 1000 kilometre bir şeye binen örnek yoktur burada, değil mi? Hayalleri hariç. O güneş kara deliğin etrafında 795 bin kilometre hızla dönmeye devam ediyor. Bunu yaparken çekim gücüyle etrafındaki uyduları da döndürüyor. Şimdi böyle bir evrende kaos hakimdir, karmaşa hakimdir, düzen yoktur diyebilir misiniz? Normalde o gezegenlerin koçbaşı gibi çarpışması lazım. Doğru mu? O kadar eğitim alan akıllı şuurlu pilotlar bile bazen ne yapıyor? Çarpışıyor. Ama gelin görün ki şu gezegenler, şu galaksiler, şu yıldızlar kusursuz nizam ve intizam içerisinde muazzam bir hareket ediyor. Şimdi bunu yapan kimdir? Çünkü bu sonuçtur. Kozaliteye göre bizim sonuçların neyini bulmamız lazım? Sebeplerini. Allah Allah. Bu sonucu yaratan müsebbibül esbab kimdir? Güneş dediğimiz, az önce verdiğimiz örnekteki güneş, Samanyolu galaksisindeki 300 milyar yıldızdan sadece birisi. Şu dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğündeki güneş var ya, Samanyolu'ndaki 300 milyar yıldızdan birisi. Ve ben dedim ki o Samanyolu galaksisi var ya, onun gibi milyarlarca başka galaksi var dedim. Bunu döndüren kudret, senin başına gelen hangi işi halledemez Allah aşkına? Haşa, 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 Allah'ı çok küçük görüyoruz, haşa. Suizan ediyoruz ona. Hangi derdini çözemez Allah aşkına yani? Yani senin hangi olayın böyle bir Allah'a ağır gelir? Böyle bir Allah'ın yaratacağı ahirete zerre kadar şüphe duyanın aklı yok demektir. Allah Allah. Allah Allah. Olaya bak. Şimdi biraz da aklımıza yatsın diye anlatayım şöyle. Kuantum fiziğinin anlattığına göre bir şey ışık hızına ulaşırsa artık ortada madde kalmaz. Neye dönüşür? Enerjiye dönüşür. Hani E eşittir MC kare var ya, bildiniz değil mi? Ama biz şöyle ışık hızında bir araç yaptığımızı varsayalım. Hani enerjiye dönüşmesin, madde olarak kalsın. O ışık hızındaki araca da binelim mi? Plaka da takarız biz. Adımızın ve soyadımızın harfleri. Öyle mi Ersin? Seviyor musun? Soyad at mı seninki? Hiç mi? Tamam. Işık hızında giden aracımız var. Plakasını da taktık mı? Taktık. Böyle bir araca bindik. Ne dedik? Şu Samanyolu galaksisini bir turlayalım dedik. Böyle bir araçta, ışık hızında giden bir araçta Samanyolu galaksisinin bir ucundan bir ucuna 100 bin yılda gidebilirsin. 100 bin yıl. İnsan ömrü 60 yıl.
100 bin yılda sadece Samanyolu'nun bir ucundan bir ucuna girebilirsin. Ne dediğimizi hatırlıyor musun? Samanyolu galaksisinde 300 milyar yıldız var. Güneşimiz de orada, dünyamız da orada. Ve dedim ki bunun gibi milyarlarca galaksiler var. Andromeda'ya örnek verdik. 4 milyon ışık yılı ilerideki Andromeda'da 1 milyar yıldız olduğu söyleniyor. Subhanallah. Kudreti görüyor musun? Böyle bir kainat dizaynsız ve düzensiz olur mu? Mümkün değil. Bunu düzenleyen Allah senin hayallerine, dualarına, hatırat kalbine müdahale edemez mi? Edemez olur mu ya? Anlamıyoruz, anlamıyoruz. Allah'ı tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Walking protein. Serhat Bey tercüme eder misiniz muhteşem İngilizcenizle? Yürüyen protein. Bir şöyle telaffuz eder misin? Ben tam başaramıyorum da. The walking protein. Allah Allah. Ne güzel söylüyor ya. Yürüyen protein. Proteine gitmiş ki. Şimdi o galaksileri öyle tesbih tanesi gibi çeviren Allah sadece kudretini oralarda göstermiyor. Bizim vücudumuzun içine girsek inanın şaşkınlığımız belki o galaksilerden daha da artacak. Çünkü enfüsif mesele bizi ilgilendiriyor. YouTube'a girin, walking protein yazın. Yani yürüyen protein yazın. Proteinin hücreye tutunup adım adım yürüdüğüne şahit olacaksınız. Akıl almaz bir mesele. Böyle bir sistem, böyle bir sonuç, böyle bir dizayn, böyle bir sanat eseri. Sanatkar olmadan, sonsuz ilim olmadan, sonsuz kudret olmadan bak koca gezegenleri çeviriyor. Girip hücrenin içerisindeki en derinlerde mikroskobun görmekte zorlandığı şeylere müdahil oluyor. Hiç sebepsiz olur. İşte biz o sebebe Allah diyeceğiz. Bakterinin sıvıda yüzmesi. Bir bakterinin yani mikroskopta zor gözüken bir bakterinin sıvıların içinde yüzmek için kullandığı kuyruk dakikada 100 bin defa dönüyor. Dakikada 100 bin. Bir insan, akıllı bir insan böyle biyolojik bir motor yapamazken böyle muazzam bir sistem için sonsuz bir ilme ihtiyaç yok mudur? Allah Allah. Dizayna bak dizayna. Ta o gezegenleri öyle çeviren bakterideki nasıl tasarruf etmiş ona bak. Allah Allah. Plankton ve oksijen. İhtiyacımız olan oksijenin sadece %20'sini ormanlardan alıyoruz. E kalan %80'i nereden? Okyanuslardaki planktonlardan. Şu zincirdeki yerine bak. Küçücük planktonun şu evren mekanizmasındaki rolünü görebiliyor musun? Allah Allah. Peki bu plankton sonuçsa bunun sebebi kimdir Allah aşkına? Ortada böyle faaliyetler varken biri diyelim ki delillere bakıp bir süre faili bulamadı. Allah aşkına fail yoktur demek. Yani olay yoktur demek. Akıl tutulmasından başka ne olabilir? Mümkün mü? Mümkün değil. Evet. Şimdi üstadımız şu evrenin yaratılışında bizim örneklerimiz üstünden başka çok daha ince bir meseleye dokunuyor. Diyor ki 33. söz diye bir mesele var Risale-i Nur'da. 33 pencereden bahsediyor. Pencereye bakılmaz değil mi? Pencereden bakılır. Yani pencereden bakaraktan o sanatkarın varlığını ve nasıl bir sanatkar olduğunu müşahede ediyorsun. Bu 15. pencerede de suret meselesini anlatacak. O yüzden buna suret penceresi diyeceğiz. Ama şimdi ders ilerledikçe anlayacağız. Suret deyince sadece güzel bir sima aklınıza gelmeyecek. Ne gelecek biliyor musun? Şu yaratılışlardaki muazzam dizaynda bir suret olarak gelecek. Şu yaratılışlardaki hayret verici, inanılmaz müdakkikane tavırlar da bir suret olarak birazdan aklımıza gelecek. Diyelim derse başlayalım. Buyurun. Bismihi Subhanehu. 33. söz, 15. pencere. Ellezî ehsene kulle şeyin halaka. Ne diyor? Bak yarattığı her şeyi en güzel surette yaratır. Allah Allah. Ellezî cümleyi sıfat yapıyor demiştik değil mi? Yani odur odur manasına taşıyacak. Ahsena güzel yaptı demek ama ihsan etti manasına da geliyor. Yani şimdi bizim Türkçemizde 312 bin kelime olduğu söyleniyor. Arapçada 12 milyon 300 bin kelime var. Şimdi bu kelimelerin altı akıl almaz seviyelerde. O yüzden bizim bildiğimiz tarzın ötesinde düşünmemiz gerekiyor ayette bahsedilen kelimelere. Burada ihsan ettiği manası da var. Yani hem lütufta bulunuyor hem de muazzam bir dizaynda sana suret veriyor. Sadece sana mı? Proteine de veriyor. Sadece proteine mi? Samanyolu galaksisine de veriyor. Anladınız değil mi? O ahsena yani en güzel surette yarattı manasında çok derinlikler var. Külli şeyin dediği de her şeyi. Biz bu konuyla ilgili bir ayet daha zamanında öğrenmiştik. Ellezî halaka fesevve. Yani en güzel şekilde tasfiye etti, suret verdi manasında başka bir ayeti de öğrenmiştik. O zaman konumuz şu. Allah'ın
yarattığı her şeyi güzelleştirmesi. Bu cümle önemli cümle dersimiz için. Allah'ın yarattığı her şeyi güzelleştirmesi. Suret penceresi ne demek? Şu demek. Allah'ın yarattığı her şeyi güzelleştirmesi. Şimdi burada kelimeler biraz önemli de okuyacağımız yer az zaten. Kelimelere çok dikkatinizi verirseniz ders çok istifadeli geçer. Çünkü kelimeler üstünden gideceğiz. Buyurun. Sırrınca her şeye o şeyin kabiliyeti mahiyetine göre. Önemli kelime. Kendi özel kabiliyetine göre. Kemal-i mizan ve intizamla biçilip, hüsnü sanatla tertip edilip. Şimdi Allah Azze ve Celle bir şey yaratıyor. Yaratırkenki inceliklere bakın. Ana konumuz hüsnü sanat zaten. Değil mi? Çok güzel suret verecek. Ama bunu yaparken nizam ve intizam içinde yapıyor. Bir de her şeyin kabiliyetine göre yapıyor. Bak şimdi. Suret penceresi biraz daha oturdu mu? Yaratırken Allah ne kadar güzel yaratıyor meselesi. Şimdi insanın bazen aklına geliyor. Ya yaratılışta daha güzel bir şekilde olamaz mıydı? Mesela gözlerim burada olamaz mıydı? Burnum burada olamaz mıydı? Ağzım burada olamaz mıydı? Kulağım 5 tane daha olamaz mıydı? Kaslarım daha böyle... Yani her yerim kas olamaz mıydı? Havada bile uçan kaslarım olsun. Böyle daha güçlü bir adam olayım diye. İmam Gazali buna cevap veriyor. Diyor ki... لَيْسَ فِي الْاِمْكَانِ اَبْدَوُ مِمَّا كَانِ Yani... Daire-i imkanda daha ahsen, daha güzel yoktur diyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Gördüğünüz her şey en güzel surette yaratılmıştır. Gördüğünüz şeyin daha ahseni, daha güzeli var mı? Yok. Gördüğün ne varsa en güzel surette yaratılmıştır. Şimdi bir terzi gibi düşünün. Allah Azze ve Celle, Sani Zülcelal, vücudumuzdaki ceseti bir terzi gibi dikiyor. Bunu dikerken mesela küçük bir çocuğu düşün. Çocuk küçük ve cesedi küçük diye o sanat da küçük değildir. O kadar büyüktür ki. Bir terziye gitsen şunu deneye deneye dikiyor. Allah Azze ve Celle deneme yapıyor mu? Deneme yapmıyor. Yani küçük bir çocuğun üstünde gördüğün küçücük ceset aslında suret olarak çok büyük bir şey ifade etmektedir. Ve ona daha güzel bir ceset giydirilemezdi. Ne diyordu İmam Gazali? Çok önemli bir cümle. Daire-i imkanda daha ahsen, daha güzeli yoktur diyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Daha güzel bir geyik yok. Yeryüzünde gördüğünüz geyikler en güzeli. Daha güzel bir bahar yok. Daha güzel bir göz yok, daha güzel bir görme de yok. Gördüğümüz hepsi imkan dairesi içinde yaratılan en güzel suretleri almışlardır. Biraz örnekleyelim. Gözün kabiliyeti nedir? Görmektir. Bu kabiliyet kelimesinden önce cümleyi bir hatırlatma ihtiyacı hissettim. Ne diyordu? Kabiliyeti mahiyetine göre, yani özündeki kabiliyetine göre yaratmak da en güzel suret vermek manasındaymış. Allah Allah, sadece sima değil, anlaşılıyor değil mi? Bir şeyi özündeki kabiliyete göre yaratmak, en güzel suret vererek yaratmaktır ve ondan daha güzeli yoktur. Göze bakalım. Bana nasıl bir göz lazımdı biliyor musun? Tatmayan, doğru mu? Gözünle karpuz yemek ister misin? Yok. Tatmayan, duymayan, gözüne kulaklık sokmak ister misin? Yok. Ama çok güzel gören bir göz lazımdı. Bak benim gözüme, tam o şekilde yaratılmış. Kartala öyle göz, kilometrelerce öteden küçük fareyi gören bir göz. İnsana da böyle göz. En güzeli böyle mi? En güzeli böyle. Bir insan dese ki, ya ne var biraz daha görsek? Ne var biraz daha derin görsek? Ne olurdu acaba? Gece yatarken yastığındaki küçük bakterileri, mite'ları görmek ister miydin Ersin? İstemezdin değil mi? Yani insan bazen değil mi? Gece yatarken başkasının yüzünü görmeye tahammülü yok değil mi? Ilgili bir örnek verdim abi. Gördün mü yoksa? Yani benzer bir örnek. Şimdi benim iki tane kızım var abi. Onlar sosisi çok seviyorlardı. Ben de sosis yemelerine gönlüm hiç razı değildi. Ama yine hani mecburiyetten alıyordum. Bir gün eve geldim. Baba dedi bundan sonra dedi eve sosis almayacaksın. Dedim niye kızım? Bunun görüntüsüne bakmışlar video kaydına. İçindeki o hareket eden bizim gözümüzle göremeyeceğimiz o bakterileri gördükten sonra bir daha eve Allah şey Allah. İstemeder, sosis istemeder. Şeyi düşün, gözün o kadar detaylı görüyor ki. En ince detaylarda çocuğunu da öyle görüyorsun. Yani midesinde bulundurduğu şeyi bile görüyorsun. Çocuk bile o kadar sevimli gelmez. İster misiniz böyle bir göz? Allah Allah. O kadar detaylı görüyorsun ki tam eline çay aldın. Çay ya çay yani. Çayın içindeki canlıları görüyorsun. Nasıl içeceğiz Mustafa abi bu çayı biz? Nasıl içeceğiz? Ya o semaveri nasıl yakacağız biz? Allah Allah. Demek ki benim hem gözüm hem gözümün görmesi en güzel surette, en güzel kabiliyette yaratılmış. Kulağın kabiliyeti duymak. Doğru mu? Yarasaya öyle duyma, insana böyle duyma diyelim. Bir insan dese ki, ya ne var biraz daha fazla duysak? Dünyanın dönüş hızını duymak ister miydin? O bahçemizdeki böceklerin muharebesini duymak ister miydin? Uzaydaki sesleri duymak ister miydin? Cinleri duymak ister miydin?
Allah Allah. Demek ki bu duyma kabiliyeti en ahsen şekilde, tam olması gerektiği şekilde. Allah Allah. Elin kabiliyeti tutmak. Desek ki ya bu 6 parmak olmaz mıydı, 4 parmak olmaz mıydı? Bu arada el dediğiniz ne biliyor musun? Medeniyet ya. Şu baş parmağı şuradan çıkarın. Tutuş gitti mi? Bak, bardağın tutuşu değişti. Çatalın tutuşu değişti. Boks yapma değişti. Direksiyonu tutma değişti. Şu baş parmağı şuradan çıkar, medeniyet değişti. 6 parmağın en güzel olmadığı nereden belli biliyor musun? Bazı arkadaşlarımızda oluyor değil mi o? 6 parmak oluyor. Ne yapıyor? Ameliyatla birisini aldırıp 5 parmağa dönüştürüyor. Allah Allah. Demek ki insan için en güzeli bu 5 parmakmış. Tam kabiliyetine göre. Tam ideal bir şekilde. Allah Allah. Şimdi farkında mısınız? En güzel suret deyince içinde muazzam bir dizayn meselesi var. Yerli yerinde burnun, gözün, kaşığın. Allah Allah. Şu ağzı burunla gözün arasına koysan yemeğin birinci tadı gitti. Siz yemeğin birinci tadını nereden alıyorsunuz? Burundan alıyoruz. Bak, hatta şöyle başlayalım. Önce göze geldi yemek. Baktı, bu tantuni gözüme hitap ediyor. Oradan kim tadacak? Burun tadacak, sonra ağız tadacak. Tam burun tadarken bu bozulmuş deyip bıraktınız oluyor mu? Oluyor. Burun onu tatmasa sıkıntı çıkar. Demek ki şu diziliş en güzel kabiliyette bir diziliş. Allah Allah. İşte Fahrettin Razi demiş ki kainatta, evrende, sonradan yaratılan her şeyde muazzam bir nizam ve intizam, yani dizayn vardır demiş. Kainattaki her şeyin kontrollü şekilde hareketi de sonsuz kudreti, sonsuz ilmi, sonsuz merhameti, sonsuz iradeyi bize gösterir demiş. Allah Allah. Şimdi bu kadar muazzam sanatlardan bahsedip de sanatkarından bahsetmemek ne olur? Çok ayıp olur değil mi? Önümüzde bir tablo olsa, Rembrandt'ın kanvas tablosu. Sanatçıyı değiştirdim farkındaysan. Ya Salvador Dali'yi bekleyenler oldu değil mi? Deli Dali'yi. Evet, Picasso'yu bekleyenler oldu ama aldandınız. Rembrandt'ın kanvas tablosu önümüzde olsa siz de o tablonun yapılış anına şahit oluyorsunuz ama fırça darbesini görüyorsunuz. Alem gelse inandırabilir mi bu fırçayı tutan yoktur? Mümkün değil. Çocuk inanmaz. Öyle mi? Küçük çocuk buna inanmaz. Şimdi kainata baktığında şu dizaynı, şu düzeni, şu nizamı ve intizamı görüp, şu gözlerle bakıp bir insanın bunun sanatkarını aramaması mümkün müdür acaba? Bakın ayet ne diyor biliyor musunuz? Mülk 4. Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşecek. Şimdi şunu anlattık değil mi? Kainattaki düzenleri anlattık. Ve düzen varsa bunları bir düzenleyici sanatkar var dedik. Şimdi bak dikkatli dinle. Gözümüzde böyle karmaşa gibi gelen bazı olaylar oluyor. Mesela bacadan dumanın çıkması. Hesaplayabilir misin duman nereye gidecek? Hesaplayamıyorsun. Böyle gidiyor. Bir şelalden suyu izle. Nasıl böyle her bir damlacığı bir yerde. Gözün baktığında karmaşa, kaos gibi görüyor. Ama bizde yeterli düzeyde bazı ilimler olsaydı, bunların her biri fizik kurallarına tabi. Enerji momentum korunumu olsa, kütle çekimi olsa, eylemsizlik olsa, basınç olsa, yer çekimi olsa, bunlardan bizde sonsuz olsa, o dumanın bir parçasının bir saniye sonra nereye gideceğini bilebilirdik. Aslında gözümüze karmaşa gibi gelen şeylerin her birisi Allah Azze ve Celle'nin yarattığı yasalara bağlı olduğundan gözün karmaşık gördüğü dumanın yayılması, şelalenin suyunun akması gibi hadiselerde bile mükemmel bir nizam ve intizam mevcuttur. Gözünü istediğin kadar çevir bak. Gözün yorulacaktır ama bir kusur bulamayacaksın. Allah Allah. Neden? Her biri en güzel surette yaratılmış. Devam ediyoruz. Hüsnü sanatla tertip edilip en kısa yolda... Buğdayın başak olması neymiş? En kısa yol oymuş ya. En kısa yol oymuş yani. Allah Allah. Peki bir tohumu atıyorum. Tedricen. Gerekli şeylerle buluşuyor. Güneşle buluşuyor, suyla buluşuyor, yağmurla buluşuyor. Sonra muazzam bir elma çıkıyor. Bu neymiş biliyor musun? En kısa yolmuş. Evet. En güzel bir surette... Şimdi suret manalandı değil mi? Penceremiz suret penceresi olduğu için burayı detaylandırmamız lazım. Sahabenin eli ayağını biliyor musun? Deve. Öyle mi? Allah Allah. Su ihtiyacı? Deve. Yük taşınacak? Deve. Yolculuk yapılacak? Deve. Et yiyecek? Deve. Sahabenin eli ayağı deve. Yani her gün neyle yan yanalar sahabe efendilerimiz? Deveyle. Hep görüyorlar mı? Hep görüyorlar. Bir anda ayet iner. Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratılmış? Her biri çıkıyor. Her gün saatlerce gördüğü deveye şöyle hayranlıkla uzun uzun bakıyor. Ne değişti? Her gün gördüğünüz deve bugün ne değişti? Bugün sebep perdeleri yırtıldı. Yıllarca araç olarak baktıkları o deveye bu sefer sanat ve sanatkar canibinden baktılar. Kozalite. Deve sonuçsa onun bir sebebi,
bir sanatkarı olmak zorundadır diyorlar. Sahabe ne görmüş biliyor musun? Çok derin görmüşler. Biz bir parça anlamaya çalışalım ne gördüğünü. Devenin yaratılışını şöyle bir detaylı inceleyelim. Devenin hörgücü ne alıyor? Su alıyor. O hörgücündeki su sayesinde bir deve 3 hafta susuz çöllerde gezebiliyor. Bak en güzel suret ne demek? Suret deyince sadece yüz gelmeyesin aklımıza. Şu dizayna bir bakalım. Devenin hörgücü sayesinde 3 hafta çölde susuz gezebiliyor. Aynı devenin oturduğu kumun sıcaklığı 50-60 derece. Denize gitmişsinizdir değil mi? Mersin çocuğuyuz, denize gittik yani. Bazen güneş kızartıyor kumu, ayağını basamıyorsun değil mi? Peki o deve 50-60 derecelik kuma nasıl oluyor da yatıyor öyle? Tam yattığı yerde ayaklarında ve dizlerinde böyle keçinin boynuzu gibi öyle nasırlar var ki tam oraya uygun surette yaratılmış. Deveyi hiç rahatsız etmiyor. Allah Allah. Çölde sıcaklık çok değişkendir. Yazın artı 50 olabilir, kışın eksi 50 olabilir. Ya artı 50 eksi 50. Ey deve nasıl dayandın? Kalın kürkü sayesinde iki farklı sıcaklık için devede fark yoktur. Tane tane diziliyor. Farkında mısınız? Neye göre? Tam yaratıldığı yere göre, tam kabiliyetine göre, tam en uygun surete göre. Devam ediyorum. Çölde hava değişiminden dolayı sık sık kum fırtınaları olur. Şimdi bir deveye bindiniz. Deve yürüyecek. Kum fırtınası oldu. Gözünüzü kapar mısınız? Kaparsınız. E deve de kapasa ne olacak? Olmayacak. Hem kum fırtınasını içine almaması lazım hem de gözünü açık tutması lazım. Tam ona göre bir kirpik dizayn edilmiş devede. Subhanallah. Tam oraya göre. E şimdi bu devenin hava da çekmesi lazım. Değil mi? Solunum yapması lazım. E kum fırtınası gelmiş. Sen ağzına yüzüne türbent örtüyorsun. Deve ne yapacak? Burnu öyle bir halde dizayn edilmiş ki hem kum taneciklerini içine almıyor hem de nefes almaya devam ediyor. Allah Allah. E bu devenin çölde bir de beslenmesi lazım. Aç aç olmaz öyle. Çölde ne vardır besin? Dikenli bitki vardır. O devenin yarık çenesi Allah Allah. Ve o muazzam dili tam o dikenleri yemeye uygun. Bir de geviş getiriyor. Onu da hesaplayın. Yani dikeni aldı attı da değil. Dinlenmeye geçtiğinde ne yapacak onu? Geviş getirerek enerjiye çevirecek. Allah Allah. Çölde en büyük problem kuma batmaktır. O devenin ayağı da kumu görünce çak diye açılıyor ve tam batmayacak şekilde dizayn ediliyor. Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, pirenin midesini tanzim eden elbette güneş sisteminin manzume-i şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Yani diyor ki o pirenin midesini kim yaratmışsa güneş de o yaratmıştır. Şimdi biz şunu diyebilir miyiz? O devenin ayağını kim yarattıysa o çölleri de o yaratmıştır. Niye? Tam ona göre uyum. Uyuma bak uyuma. Allah Allah. Şimdi bir soru soralım. Şu detaylarını incelediğiniz devenin. Sadece suretindeki ayağını çıkaralım. Haşa hata edelim ayağında. At ayağı takalım. Ne oldu? Bütün sistem çöktü mü? Çöktü. Kirpini değiştirsek? Olmuyor. Hörgücünü alsak? Olmuyor. Ruhunu değiştirsek? Devenin o halini, o ahvalini alıp ona kedi ruhu versek? Nasıl bineceksin? Nasıl bineceksin? Kedi ruhlu bir deveye nasıl bineceksin? Suretin manasını anladınız mı? Devede neyi incelerseniz inceleyin her biri mükemmel bir dizaynın, mükemmel bir determinizmanın parçasıdır. Hadsiz ihtimaller içerisinde bir damla sudan böyle bir deve yaratan Allah aşkına, Allah aşkına nelere sahiptir? Bu devenin yaratılmasına neler lazımdır? Sonsuz ilim, sonsuz kudret, sonsuz şefkat. Niye verdin ya Rab? Çölde yarattığın kuluna bu deveyi niye verdin? Şefkatliyim de o yüzden verdim. Allah Allah. Şimdi az önce bir cümle söyledim. Hani devenin ayağını çıkarsak, gözünü çıkarsak, kirpini çıkarsak. Farkındaysanız devenin farklı halde olabilmesi için sayısız imkan var. Sayısız imkan var. Şimdi bu İbn-i Sina bu imkanla ilgili bir imkan delili ortaya sunuyor ve şunu söylüyor. Bir şeyin varlığı vacip olması zorunlu ya da imkandır. Yani ihtimaldir. Olabilir, olmayabilir. Bir şey olup olamayabiliyorsa varlığı bir sebebe bağlı demektir. Karıştı mı kafanız? Karışmadı değil mi? Ve devam edip şöyle söylüyor. Varlığı imkan dairesinde olan, yani olabilir, olmayabilir. Kendi hayatı hakkında söz sahibi değildir diyor. Sen selam, kendi hayatında söz sahibi misin? Mesela saçını belirledin mi? Boyunu belirledin mi? Gözlerini belirledin mi? Cinsiyetimizi belirledik mi? Ailemizi belirledik mi? Anladın mı demek istediğimi? Çok kısıtlı bir cüz-i irademiz var. Diyor ki bir şey imkan vücuduna sahipse, yani olabilir, olmayabilir. İhtimalli vücuda sahipse kendi hayatı hakkında söz sahibi değildir. Evrenin tamamının vücudu imkan mı?
Olabilir. Olmayabilir. Demek ki bu evren kendi hakkında söz sahibi değildir. Şimdi iyi dinle. İmkan vücuda tetikleyici şart mı? Şart. Çünkü olabilirdi, olmayabilirdi. %50 %50. Ama olmuş. Demek biri tercih etmiş. Bak şimdi. Demek birisi sebep olmuş her şeyin varlığına. Her şeye sebep olanın kendi varlığı bir sebebe bağlı olmadan olmak zorundadır. İşte ona da varlığı şart, vacip diyeceğiz. İşte o da Allah Azze ve Celle'dir. Mantık bunu söylüyor değil mi? Evet. Ufak bir bilgi vermiş olduk. Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin mevcudatta yarattığı suret penceresini biraz anladınız değil mi? Her şeyi nasıl dizayn etmiş? Akıl almaz şekilde dizayn etmiş. Şimdi bir iki de şundan örnek vereceğim. Allah'ın bu aklımızın almadığı şekilde dizayn ettiklerini taklit edip bizler neler dizayn etmişiz? Biraz da ona bakalım mı? Bir 5-10 örnek de ondan vereyim. Yani Allah Azze ve Celle'nin yarattığı suretlerden ilham alarak bizler neler keşfetmişiz? Haydi buyurun inceleyelim. İlk örneğimiz fermuar ve sinek. 100 yıldır fermuar kullanıyoruz. Bu fermuar nereden mülhem? Sineğin ağzından. Sineğin ağız yapısından dolayı fermuarı keşfetmişiz. Allah Allah. Yani Allah'ın en güzel surette yarattıkları bizim de keşiflerimize ne olmuş? Merkez olmuş. Radar ve yarasa. Allah Azze ve Celle yarasaya göz vermemiş. Işık ihtiyacı da vermemiş. Ne atıyor? Dalgaları atıyor. Bu şekilde etrafın haritasını çıkarıyor. Ve senin akıl şuurla yapamayacağın manevrayı yarasa yapabiliyor. İnsanoğlu bunu örnek alıyor. Ve neyi oluşturuyor? Radar. Yani bir denize atıyorsun o radarı, ne oluyor? Gemi geldi diyor. Havaya atıyorsun uçak geldi diyor. Allah Allah. Denizaltı ve Nautilus balığı. Şimdi Nautilus diye bir balık var. Dalmak isteyince ağırlık lazım değil mi? Bu balığın vücudunda özel odacıklar var. O odacıkları suyla dolduruyor, ağırlaşıp dalıyor. Çıkmak istediğinde de ne yapıyor? O odacıkları özel bir gazla dolduruyor. Bu sefer de suyun yüzüne çıkıyor. Bu balıktan mülhem biz ne yapmışız? Denizaltı. Tek fark, yüzeye çıkmak için özel bir gaz üretmek yerine ne yapıyor? Kendindeki suyu pompalayıp boşaltıyor. Yani Allah Allah. O insanın hayretle izlediği o denizaltı neyden mülhem görüyor musun? Eyfel Kulesi ve kemik. Eyfel Kulesi'nin sayısız demirlerinin o şekilde üst üste kuvvetli duruşu neyden ilham alınmış? İnsanın kemiğinden, iskelet sisteminden. Uçak ve akbaba. Bugün özellikle yolcu uçağı neyden ilham alınarak yapılıyor? Akbabanın aerodinamik yapısından. Allah Allah. Neleri taklit etmişiz? Mercedes ve tavuk. Mercedes tavukların otokontrol sisteminden yararlanıyor. Özellikle tavuğun başının düzenli ve ritmik bir şekildeki hareketi Mercedes'in teknolojisinde başrol oynuyor. Hatta ben izlemedim ama bir reklamında zaten o tavuğun tanıtımını Mercedes yapmış. Allah Allah. Lotus bitkisi ve dış cephe kaplama. Burası çok enteresan. Bak şimdi lotus diye bir bitki var. Kendini temizlemesi lazım. Siz ormanlarda gezince nasıl görüyorsunuz? Of, tertemiz değil mi? Bu lotus bitkisi daha temiz. Bunun kendini temizlemesi lazım. Eli ayağı var mı? Yok. Ağzı var mı? Mahmut şu sırtımı bir diye. O da yok değil mi? Bu bitkide, lotus bitkisinde su taneciği gelip kiri düşüremezse kirle birlikte kopardığı küçük küçük pullar var. Bu pulları dökmesiyle temizlenmesine lotus etkisi deniyor. Kendini temizleyebilen dış cephe malzeme neyden yapılmış? Projesi burada. Kelebeğin kanatları. Aynı şekilde. Almanya'da otobanlardaki radar sistemi. Ekranın kendini temizlemesi gerekiyor. Hangi teknoloji kullanılıyor? Gene lotus bitkisinden mülhem bir teknoloji kullanılıyor. Hayret verici değil mi? Kışlık botlar. Neyden ilham alınmış? Var mı söyleyecek olan? Dağ keçisinden. Bu dağ keçisinin ayakları bu arazide nasıl kaymıyor diye hayret etmişler. Ondan ilham alarak kışlık botları yapmışlar. Allah Allah. Çelik halatları neyden ilham almışlar biliyor musunuz? Ya diz ameliyatı olmayanlar bilmez. Tendomdan. Bizim o küçücük ipçiklerle sanki birbirine halat gibi bağlı tendomlarımız halatların imalatına örnek olmuş. Allah Allah. Jet uçağına ilham veren mürekkep balığı. Çünkü mürekkep balığı suda inanılmaz ivmelenebiliyor. Jet uçağının da ilhamı oradan alınmış. Allah Allah. Bizim Ömerler de, Ömer çok iyi bilir. Ömer, bir anlatsana bize G kuvvetini. Abi birden hareketlenme sonucunda vücudun geriye itilmesi neticesinde kan basıncının düşmesinden dolayı bir anlık bilinç kaybasına G kuvveti. Evet. Hatta yüzler böyle yanaklar değil mi? Adam ihtiyarlamış gibi oluyor. O muhafaza edilsin diye G tulumu yapmışlar pilotlara. Neyden esinlenmişler?
Zürafadan. İnanılmaz bir şey değil mi? Allah Allah. Yani hayret ettiğimiz teknolojilerin her birisi aslında Allah'ın yarattığı sanat eserlerini taklitte oluyor. Söyle. Yusufçuk var. Onda helikopterde. Ya hatta biz Yusufçuk'a ne deriz? Ne böceği deriz? Helikopter böceği deriz. Yaylada kovalardık küçükken. Meğer bizim kovaladığımızı millet helikopter yapmış, görüyor musun? Allah Allah. Evet. Devam edelim mi? En hafif bir tarzda, istimalce en kolay bir şekilde. Cümleye bak. Kullanımı en kolay. Evet. Mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimal etmelerine bak. Bak onu da geçelim. Bizim kuşu kullanımımıza bakalım. Daha menfaatli bir sebep olur. Ne kadar kullanıma uygun yaratmış Allah. Mesela tavuğa kanat vermiş uçamıyor. Kartala kanat vermiş süzülüyor. Allah Azze ve Celle bu tavuğa o kanadı değil de kartalın kanadını verse. Nerede bizim Bambit Muhammed? Muhammed siz nereden rızık bulacaksınız? Nereden ekmek yiyeceksiniz? Aç kalırdınız. Allah Allah. Demek ki en kullanılır bir kanadı vermiş. Görüyor musun? Allah Allah. Mesela Allah Azze ve Celle koyunu bu şekilde mülayim değil de aslan gibi yaratsaydı nasıl et alacaktın? Demek koyunun yaratılışı en kullanılır şekilde. Şimdi İbrahim abi siz süt işini neyden sayarak yapıyorsunuz? İnekten. Allah Azze ve Celle sütü ineğe vermeseydi de kediye verseydi ne yapacaksın? Batardık abi. Değil mi? O kaçsın sen kovala. Kullanımı ne kadar uygun ve kolay bir şekilde vermiş görüyor musun? Mesela İbrahim abinin etinden sütünden istifade ettiği ineklere Allah Azze ve Celle'nin kanat verdiğini düşünsene. İbrahim abinin çiftlik battı. Görüyor musun olayı? Her birinin sureti en kullanılır şekilde. Allah Allah. Şu göz olayına geri döneyim mi? Kullanımı ne kadar kolay. Görürken zahmet çeken var mı? Yok değil mi? Allah Allah. Ne kadar kolay görüyoruz. Bir tanesi demiş ya bir ağız varken bu gözün ikisine ne sebep vardı? Şurada bir tane tepe göz olsaydı da biz alemi oradan görseydik. İki tane göze ne gerek vardı? Bak şimdi en ince meseleye bak. Bizim bildiğimiz memeliler sınıfı dahil hiç kimsede tek göz yok. Bunun sebebi şu. Tek göz dünyayı iki boyutlu görebilir. İki boyut görürsen de neyi göremezsin? Derinliği ve mesafeyi göremezsin. Mesela örnek verelim. Fotoğraflar ve filmler kaç boyutludur? İki boyutludur. O yüzden de derinlik algısı onlarda pek yoktur. Olmadığından dolayı da oynamalar da yapabilirler. Mesela Yüzüklerin Efendisi çekilirken Gandalf nasıl duruyor? Dev gibi. Frodo nasıl duruyor? Şu kadarcık. Gerçekte öyleler mi? Değiller. Bu neyle yapılıyor? Kamera iki boyutlu çektiği için bir mesafe şeklinde biraz kullanarak yapabiliyorsun. Hani siz de yapıyorsunuz ya. Gidiyorsunuz pizza kulesini böyle ayakla eğmiş gibi yapıyorsunuz. Bu hileyi nasıl yapıyorsun? Kamera iki boyutlu olduğu için. Ya da güneşi ne yapıyor adam? Şöyle tesbihinin imamesini tutuyor. İşte güneşe taktım diyor mesela. Nasıl yapıyor bu adam bunu? Fotoğraf iki boyutlu olduğu için. Şimdi aklınıza geliyordur. Bazı üç boyutlu filmler de var. O üç boyutlu filmlerde iki mercek var. Allah Allah. Olaya bak şimdi. Demek ki iki gözün birisi olmasa biz neyi kaybederiz? Derinlik hissini. Bir görürsün ama derinliği hesaplayamazsın. Bu iki gözün derinlik hissine süperpoz deniliyor. Bu derinlik hissi sayesinde ne oluyor biliyor musun? 150-200'lü arabayla gidiyorsun. Şu arabanın şu hareketinden sen kaç saniyede onun arkasından geçebileceğini, yanından geçebileceğini, frende durabileceğini hesaplayabiliyorsun. Nasıl hesaplıyoruz biliyor musun? İki gözün derinlik hissiyle bu mesafe hesabına sinüs teoremi deniyor. Bir üçgen gibi düşünün. Üçgenin bir köşesi bu. Üçgenin öbür köşesi bu. Üçgenin üçüncü köşesi bu. Üçgeni çizdiniz mi? Buradan göz gönderdiği görüntüyle anlık sinüs teoremi oluşturuyor. A kenarı bölü sin A. Yani A açısının sinüsü. Eşittir. B kenarı bölü sin B. Eşittir. C kenarı bölü sin C. Eşittir filan filan. Bu hesabı yapıyorsun bisiklet kullanırken. Sineye şöyle vururken beynin anlık sinüs teoremi kullanıyor. Allah Allah. Yani insanın kendi düşünerek yapamayacağı sınavlarda sorulup karıştırılan sinüs teoremini beyin anlık yapıyor. Ne sayesinde? Gözün iki adet olması sayesinde. Bir adet olsa derinliği kaybederdik. İki adet olunca bir köşesi bu üçgenin, bir köşesi bu, bir köşesi bu. Bunun sayesinde sinüs teoremi beyin yaparak aldığı görüntüyle derinlik hesabı yapıyor. Arabadaki o manevrayı yapıyorsun. Merdivene atım atarken ayağını kullanabiliyorsun. Olaya bak. Sineye vururken anı masa tenisi. Allah Allah. Sinüs teoremi demek çok gelişmiş adamlar masa tenisini daha iyi oynuyor. Öyle diyebilir miyiz? Olaya bak olaya. Allah Allah. Şimdi Allah aşkına
Şöyle bir dizayn. Allah Allah. Şimdi şu gözün içi olması demek ki ne? Kullanımı en kolay hal bu halmiş. Bu yıldızların uzaklık hesabı falan bunlar da hep sinüs teoremiyle yapılıyor. Haydi buyurun devam edelim. Bu arada bu kulakta da var. İki tane olması var ya. İki tane kulak olmasının sebebi sesin nereden geldiğini anlayabilmek için. Allah Allah. Araba horna çalsan nereden olduğunu tam ayıklamıyorsun. Cio bazıları sesin nereden geldiğini anlıyor da söylediğimizi anlamıyor. Onu nasıl yapacağız? Evet, buyurun devam edelim. Hem israfsız, hikmetli bir tarzda vücut vermek... Allah Azze ve Celle yarattığı şeyleri bir de israfsız yaratıyor. Şimdi bu israf kelimesini de zihnimizde genişletmemiz gerekiyor. Her lezzet için ayrı bir dilimiz olsa ister miydiniz? Yani bu ağız da yetmezdi büyük ihtimalle. Tantuni'yi ayrı bir dil yiyor, elmayı ayrı bir dil yiyor... İsotu ayrı bir dil yiyor, karpuzu ayrı bir dil yiyor. Tek dille bütün lezzetleri veriyorsa bu dille israf yoktur. Allah Allah. Allah Azze ve Celle karaciğere kaç vazife vermiş biliyor musunuz? 400'den fazla vazifesi olduğu söyleniyor. Bir karaciğer. Her vazifeye ayrı bir karaciğer verseydi biterdik. Demek ki bu karaciğerde israf yoktur. Olaylara bakın ya. Şimdi bir ağaca Allah Azze ve Celle tonlarca meyve asıyor. Hatta bazıları aşılıyor, ne yapıyor? Tek bir ağaçta elmayı da yiyor, kirazı da yiyor, üzümü de yiyor, muzu da yiyor hepsini. Allah Allah. Allah Azze ve Celle her bir elma için, bir adet elma için bir ağaç, bir adet muz için bir ağaç şeklinde yaratsaydı ne olurdu? Biz buna yetişemezdik. Allah Allah, aç kalırdık değil mi? Demek ki bir ağacın yaratılışında dahi israf yoktur. Bir gün dersin başında da söylemiştim. Benim pek inancı olmayan bir arkadaşım böyle bir büyük bir şey keşfetmiş gibi dedi. Buldum ne buldum falan, hayırdır? Bu beldeki dedi bir kemik gereksizmiş dedi. İşte oradan hani dedim ya, en küçük bir MR'yı delil gibi yani. Ben de gerçekten şaşırıyorum yani. Yani yani böyle bir bilgi elde ettin ne oldu falan dedim. Çok fena bir trafik kazası yaptı. Tam böyle yüksek hızla viraja girerken. Allahu alem herhalde kaval kemiği paramparça oluyor. Kaval kemiğini yeniden onarmak için belindeki o kemiği alıp kullanmışlar. Akıl almaz bir hadise. Allah Allah, akıl almaz bir hadise. Hala görmeyecekler mi? Hala düşünmeyecekler mi? Hala anlamayacaklar mı? Allah Allah. Konumuz en güzel suret olduğu için bir meseleye daha değinmek lazım. Altın oran. Kainatta bir güzellik var, farkında mısınız? Herkes bu güzelliğin denklemini aramış. Ama matematikte güzelliğin formülü yok. Doğru mu? Mesela bilimde böyle bir tanım var mı? Şu daha güzel. Ya Einstein işte şöyle bir formül var. Ya canım bu daha güzel. Yani böyle bir... Bilimde böyle bir tabir yok değil mi? Ama herkes kainattaki güzelliğe lakayt kalamamış ve bu güzelliğin formülünü aramış. Arayanlardan bir tanesi de Yunanlı filozof ve matematikçi Pisagor. En son demiş ki güzel olan her şeyin ölçeği insandır demiş. İnsan bedenini bütün mükemmelliğin simgesi olarak almış. Daha sonra da onun neden öyle olduğu ortaya çıkmış. Biraz izah edeyim. Şimdi bak. İnsanlara 3 tane dikdörtgen göstermişler. İkisini elle çizeceğim. Tamam mı? Dikdörtgenin biri şöyle. Şöyle. Şu kadarcık bir kenar. Şöyle. Dikdörtgenin bir diğeri aynısının yanlaması şöyle. Bir diğer dikdörtgen de şu elimde gördüğünüz kitap tarzı. Demişler ki hangisi daha güzel? Sizce hangisi daha güzel? 3 numara. Ama bunun bir sebebi olması lazım. Matematikte güzelliğin tarifi yok çünkü. İnsanlara hadi bir rakam yazın demişler. Yazılan rakamlar en çok 7 rakam olmuş. Neden? Yani diğer rakamlar da varken neden 7 yazmak insanlara en güzel gelmiş? Bunu araştırdıklarında şunu buluyorlar. Kainattaki yaratılışta altın oran diye bir hadise insanları cezbediyor. Bu altın oranı gördükleri anda insanlar bu güzelliğe lakayt kalamıyorlar. O altın orandan dolayı, altın oran şu demek, bir özetle anlatmaya çalışayım. Elimde şöyle bir doğru olduğunu düşünün. Bunun şuradaki yerinden kestiğimi düşünün. Var mı problem? Bunun tamamının büyük kenara bölümü eşittir. Büyük kenarın küçük kenara bölümü, o da eşittir. Fi diye bir sayı çıkmış. Altın oran. Bir bakmışlar ki insanı cezbeden ne varsa bu altın orana uyuyor. Şu kitap vardı ya hani. Şu kitabın şu kenarını şöyle kaldırdığımda bir uzunluk çıkacak değil mi burada? Neden böyle bir kitap göze en hoş geliyor biliyor musunuz? Tam o altın orana göre kırıldığı için, küçük kenara ve büyük kenara altın orana göre olduğu için İnsanlara en hoş gelen dikdörtgen bu olmuş. Bu yüzden de kitaplar bu ölçülerde çıkmış. Neden 7 rakamı? O rakamları bir doğruya koyduğunda onun kırılma noktası 7 rakamı olduğu için. Allah Allah. Bakmışlar ki kainatta insanı cezbeden ne varsa hep bir altın oran var demişler. Sonra Pisagor ne diyordu?
o güzelliğin merkezi ve ölçeği insandır. Bir bakmışlar aynı altın oran insanda da var. Şu boğumdan kırılma noktasını al, şu boğumdan. Şu parmağının tamamının uzun olan yere bölümü, uzun olan yerin kısa olan yere bölümüne altın oranla tutturulmuş. İnsanın yüzüne bakmışlar. Kimin yüzü daha güzel demişler? Altın orana uyan. Şu burnu C noktası almışlar. Tamamının uzuna bölümü eşittir uzunun kısaya bölümü. Bakmışlar ki hoşumuza giden şu daha güzel dediğimiz ne varsa meğer onda bir altın olan vardır. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı suretlerde güzelliğin içeriğini görüyor musunuz? Deveyi düşünün. Samanyolu galaksisini düşünün. Güneşi düşünün. Bunun yanında bir de yüzü düşünün, parmağı düşünün, şu altın oranı düşünün. İnsan hayret ve muhabbetle secde etmekten başka yol mümkün değil bulamıyor. Evet buyurun. Suret giydirmek, eşya adedince dillerle bir saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet ve bir kadiri alimi mutlaka işaret ederler. Evet şimdi suret verme penceresinden bütün kainatı inceledik ettik. Ne işimize yaradı? İnsan soruyor değil mi bunu? Ne işimize yaradı? Üstad Hazretleri diyor ki insanoğlu ortalama 60 yıl yaşar diyor. Bu 60 yılın saf 20 yılı nerede geçti? Uykuda geçti. Günlük 8 saatten. Doğru mu? Ne kaldı? 40 kaldı. Bu 40'ın 10 yılı şuurumuzun yetmediği çocukluk dönemi. Diğer 10 yılı da zahmetli geçen ihtiyarlık dönemi. Ne kaldı elde? 20 yıl kaldı. Bu 20 yıldan hastalığı, işi, ziyaretleri, mecburi halleri, affedersiniz duşunuzu, bakımınızı, bir gömlek satın almayı, şunu bunu çıkarın, eğlenmeye bir yıldan daha az vakit kalıyor. Çok az bir sermayeyle çok şeye talibiz, sonsuza. Ve biz hala Allah'ı bir iş yerimizdeki evrak kadar, bir çocuğumuzun ahvali kadar, dükkandaki etin kilosu kadar detaylı tanımıyoruz ve bilmiyoruz. Sen buna ihtiyaç hissetmezsen bütün kainatı ve mevcudatı israfa atmış olursun. Şu kainatın, mevcudatın, galaksilerin, yıldızların, hücrelerin, atomların, organların, her birisinin yaratılışının en temel sebebi Allah Azze ve Celle'yi bulmak, sonra bilmek yani detaylı bir şekilde tanımak. Biz buna marifetullah diyoruz. İmanın özü ve olmazsa olmazı marifetullah denilen Allah Azze ve Celle'yi tanımaktır. Bu tanıma olmadıktan sonra imanın bir şeyleri hep eksik, hep nankız kalacaktır. Ben şimdi pilotum desem pilot olur muyum? Olmam. Müslümanım deyince nasıl Müslüman oluyorsun? O Müslümanın kelimesinin altı marifetullah ile dolmazsa. Elimizde eğlenmek için bir yıldan az kalan şu ömür sermayesini ucuza satmış, sonsuzumuzu aldatmış olacağız. Allah bizi böyle etmesin diye dua makamında böyle toplanıp bu dersleri okuyoruz. Bu derslerle sadece boş nazarı ilim aklımızda olsun değil. Proteini bildim, walking proteini de bildim falan. Buralarda kaldı, buraya akmadı. Hayretimi arttırmadı, muhabbetimi arttırmadı, secdemi arttırmadı. Allah nazarı ilimle bilinmez, teoriyle bilinmez. Bunlar kalbe iman olarak akmadıktan sonra saf kalan ilim, iman değildi. Neden bu dersleri yapıyoruz? Marifetullah'ımız artsın. Rabbimizi her şeyden daha ziyade tanıyalım. Hayret ve muhabbetle ona vasıl olalım diye. Yoksa bu film bittikten sonra 40 anamız olsa, 40'ı da bizi ağlasa fayda vermeyecek. O hakkımızı inşallah çok iyi değerlendirelim. O hakkı değerlendirmek için böyle pencereler açmaya vesile olan Üstad Rahimullah'tan da Allah ebeden ve daimen razı olsun inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha mesela. Allah bu marifetullah derslerini herkesin temel gündemine koysun inşallah. Sizler böyle nice insanlara yetişiyorsunuz. Bu hayalhanem medreseleri hafta işleri daha aktif. Çok dışarıdan az gelenler bilmiyor ama hafta işleri asıl buradaki muallim arkadaşlarımız. Her birinin kendi ders ekipleri var. Bu konulara daha detaylı giriyorlar. Hatta arkadaşlarımıza ödev veriyorlar. Buraları çalışalım diyorlar. Asıl olması gerekeni yapıyorlar. Onun için Allah güzel bir adım nasip etti. Mersin'de bir medrese, İstanbul'da bir medrese. Şimdi başka dualarımız da var. Nereye gider, ne kadar gider bilmiyoruz. Kader ne kadar nasip ederse. Ama dualarımızın birisi de külliye duası. Şöyle büyük 10-15-20 dönüm arazi içerisinde. Hem böyle bizim medrese gibi bir merkez bina. Hem en az 1/3 bahçe alanı. Çünkü ciğeri nerede yiyeceksin, kebabı nerede, tantini nerede yapacaksın.
hem içindeki en büyük esprilerden biri bir seminer salonu olacak. Üst kata ablalarımız, hanımefendiler, alt kata da bizler. Bu dersleri, cumartesileri daha detaylı, daha akademik çalışacağız. Bir de dışarıda birçok insan şunu fark etti. Ya bu ömür böyle akıp gidiyor, boşa gidiyor diyorlar ve buraya okuma yapmaya geliyorlar. Bu dersleri almaya geliyorlar. Onlar için de güzel bir kamp alanı nasip olursa o külliyenin içerisinde. Bir de inşallah hafız yetiştirmek için bir cami. Dualarımız bunlar. Hem dini ilimlere hem de pozitif ilimlere hakim, değil mi? Bu asrın yeni neslini yetiştirecek o güzel hafızlar da duamızın, niyazımızın içindedir. Bunu çok dillendirmek icap ediyor. Çünkü şimdiye kadar ne olmazlar Allah oldurdu. Öyle değil mi? Allah Allah. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını. Bir lafzada ihsan eder. Hep öyle oldu. Hep öyle oldu. Biz yine ondan istiyoruz, ona dayanıyoruz. Ama ne güzel değil mi? Ne güzel. Öyle külliyeler de Allah nasip etse. İçinde böyle aktif sosyal hayatın içinde bulunan ama dünyayı ayaklarının altına almış, kalbinde sadece marifetullah bulunan sizin gibi güzel insanlar yetişse dualarımız bunlar. Yoksa bu nesil heba olup gidecek. Allah muhafaza. Bu iman ilmi olmadan, marifetullah olmadan ruhsuz ceset gibi geziyoruz. Bu dersler çok elzem dersler. İnanın bu dersler Mekke döneminin dersleri. Deveye bakmazlar mı hiç nasıl yaratılmış? Yani biz onların okyanusundan damlaları konuşmaya çalışıyoruz. Sahabe efendilerimizin sinesinde bu meseleler derinlikli bir şekilde Allah'a hayret, muhabbet ve haşyet duyabilecekleri bir şekilde malumdur. Allah Allah. Biz de o yoldan gitmeye çalışıyoruz. Allah daim etsin. O külliyeleri, o seminer salonlarını bir an önce ne kadar yerde nasip olursa nasip etsin. Soruyorlar nerede düşünüyorsunuz? Vallahi düşünmüyoruz. Allah'tan istiyoruz. Bilmiyorum yani. Şimdiye kadar hiç sebepler çok küçük oldu ama neticeler Allah çok hayret verici şekilde yarattı. Şimdi aynı şekilde Allah'tan istiyoruz. Ne olur, nereye kadar olur, ne şekilde olur bilmiyorum. Ama istiyoruz. Bir yıldan azı ancak lezzet ve eğlencede geçen şu ömür heba olup ahirette ağlamak istemiyoruz. Allah öyle nasip etsin. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel Baki. Ya Baki, entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.